Şimdi neyle devam ediyoruz? Efendim şimdi arzu ederseniz kaşarlı mantarım başlayalım. Yok, dana spagetti, dana spagetti dediler. Tamam. Şimdi 500 gram dana bonfile, sıvı yağ ve tuzdan oluşan bir malzememiz var. Böyle bir şey var mı? Dana spagetti nedir? Makarna mı bu hocam? Şimdi dana spagettideki mantık şu. Normal makarnada biliyorsun ince olduğu için biz de bunu bıçak sırtı şeklinde kesiyoruz. Ondan dolayı ismini böyle adlandırdık. Yani kendi spesiyeliniz. Evet, kendi spesiyelimiz. Yoksa hani dana spagettide bir restoranta gittiğiniz zaman yani olmayabilir. Yani her tarafta bilindik bir şey değil. Görelim şöyle hocam, sana güveniyoruz. Bonfile etimiz. Bu etimiz de yaklaşık 25 gün dinlenmiş oluyor. Evet, yeterli olur. Böyle özellikle müessesende en çok dikkat ettiğin noktalar nedir? Mesela müşteri kolay kolay eti sevmez. Et pişirme gerçekten hani böyle ince detay ister. Alaylı olarak mı başladın yoksa ekstradan bir eğitim aldın mı? Nasıl geliştirdin kendini? Ya şöyle söyleyeyim, ben bu işe mezbanede başladım. Alaylı olarak işe başladık. Topraktan diyorsun. Aynen. Ayrıyeten de açık öğretimden de eğitime devam ettiririm kendimi. Yani harikasın. Şu anda da açık öğretimden üniversiteye gidiyorum. Süper. Ama işi alaylı yaptığım için yani bir yandan da iyi oldu bizim için. Çünkü her noktasını gördük. Evet. Zaten işin içinden geçmemiş olsan, sadece eğitimle olsa bu kadar olmaz, emin olabilirsin yani. Evet. Bu bıçak tutma tekniğinden bakın üzerindeki zarı almaya kadar gerçekten o kadar profesyonelleşmiş ki artık Fırat Bey. Teşekkür ederim. Şöyle Nermin Hanım. Neye dikkat ediyoruz böyle, müşteri nasıl bir, yani mesela nasıl geliyor? Diyorlar ki çok pişmiş veya az pişmiş. Şimdi şöyle, biz zaten gündüz ızgaramızı hazırlıyoruz. Izgaranın zaten hep derecesi anlatalım, hem yapalım. Bayağı bir yüksek oluyor. Tamam. Garson arkadaşlar da gelen misafirlere soruyorlar tabii ki. Hani nasıl pişersiniz? Eğer az istiyorlarsa biz de ona göre zaten pişmesi yaklaşık bir... Yani ortalama bir 4 dakika falan sürmüyor bile. Sürekli ama başındasın değil mi? Tabii. Şöyle bıçak sırtı dediğimiz şekilde şöyle İncecik gösterebiliriz. Döner aynen gibi kesiyorsun. Şu şekilde. Ayrıca Serpil Hanım, tavayı açabilir miyiz? Tabii. Evet. Ha, büyük açayım. Şöyle. Tereyağı, sıvı yağ. Sıvı yağ olsa olur. Tamamdır. Isınsın hemen. İnce dilimliyorsunuz. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela şu kullandığın et ne kadar süredir dinlendi Fırat Bey? Efendim bu et yaklaşık 25. günü doldurdu. Şimdi gördüğünüz buzlukta, gibi et... Buzlukta, buzhanede değil mi? Aynen, ama dondurmuyoruz eti. Dondurmadan. Kendi kanıyla. Soğuk. Çünkü dondurduğumuzda o zaten dinlenmiş olmuyor. Doğru. O şoklanmış oluyor. Şokluyoruz. Bir de tadı da gider. Yani doğru. Genelde şoklu et tavsiye etmiyoruz. Çünkü sürpriz, yani ne olacağı belli değil. Kesinlikle. Çözüldüğü zaman et kokmuş olabilir. Tabii tabii. Veyahut da çok iyi dolmuş olabilir, belli anladım değil. Anladım. O ayarı ayarlayıp... Tabii. Soğuk dolaplarda bekletiyoruz. Ayrıca o çedar peynirli sosunu da ayarlayalım yandan. Burada kullanacak mıyız şef onu? Evet evet, kullanacağız. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız Fırat Bey? Yani biraz fazla anda... yapalım. Bizim ekip arkadaşlarımız var. Bol tabii tabii, onu yapacağız. Şu anda ben şey değerliyim. Ben kıyamam ekip arkadaşlarıma. Koktu mu yiyecek herkes? Hepsini keseceğiz. Sadece... Aa, Serpil ürün... senin baklava yok bugün. Ay sus Nermin. Şimdi onu gör Nermin dedim. Nermin dertliyim zaten. Hayırdır? Ne oldu? Kendisi anlatsın. Parçayı şöyle ayarladık. Ya şöyle söyleyeyim. bizim arkadaşlar sağ olsun unutmuşlar. Şapkayı unutmuşsun, baklavayı unutmuş. Zeng yatacak yerin yok bugün. Ama telafisini yapacağız. Anlaşmayı sağladık. İşte kibar, ya gene ev sahibiyim ya. Kibarlığım tuttu. Onun için dedim ki tamam, anlaşırız, sorun yok. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ama bari onun hepsini kullan ki arkadaşlarımız şeysin. Şimdi bizim diğer tüy üründe dana şinitsel eti vardı. Şinitsel etini buradan yapıyoruz. Şöyle kestim 100 gram. Bir de ayrıyeten stekmen spesiyel. Onu da şöyle kestim. Anladım. Geri kalanı spagette kullanacağız. Süper. Şimdi hani... şef bunun altını yakayım mı ben? Tabii onu da yakalım. Et ne kadar güzel, rahat rahat dilimleniyor. Hep merak ediyoruz. Biz bunu evde bırakırsak dışarıda altta. Ama o kötü altta oluyor. Bırakmıyor. Onların bence bir tık daha soğuk oluyor bu sahneleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim hani dükkanda olan, tabii restoranta bulunan buzhaneyle evdeki bir olmaz. Çünkü ya, evdeki normal dolap. Hep eksi 18, yok kaçta kalıyor? 0+4'te bulunduruyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani evdeki buzdolabı günde en kötü bir 30 sefer açılıp kapanıyor. Tabii ki. Rahat. Örnek veriyorum. Ama oradaki maksimum 3 sefer, 4 sefer. Yani çok bir işimiz olmuyor. Sadece eti alıyoruz, işiyoruz, kapatıyoruz. Çünkü sıcaklık derecesi çok önemli. Et çok hassas bir şey. Yani eti bilerek yaparsanız... Koyalım mı tavalara? Sıkıntı olmaz.
Fırat Şef, buna şimdi biraz yağ koydum. Tamam. Çedarımı atıyorum içine. Efendim yok. Birazcık içine krema var mı? Sütüm var. Tamam, süt koyalım biraz. Okey. Bu sonra yeterli mi senin atacağız için? Yeterli, birazcık daha koyabiliriz. Tamam. Evet, şu an tavalarımızın altını açtık. Bu bayağı alalım. Yağımızı koyduk. Tamam. Bir su bardağı yeter mi? Şu an spagetti şöyle yapıyoruz. Dana spagetti. Görmüş olduğunuz gibi. Ve zar gibi, evet şu an. Çok ince. Zaten bonfile eti narin bir ettir. Öyle mi? Tabii, çok yumuşak bir et. Çocuklara da yani tavsiye ediyoruz. Yeni çocuklara, yani dişi olmayanlar için falan da. İyi keser bebekler, diyorsun. Aynen. Ağızda dağılır diyorsun. Ağızda tamam. Dağılır. Evet efendim, yani şu an devam ediyoruz. Heh? Ufaktan pişirebiliriz. Tamam, atalım. Oo, cızırtamaya başladık. Muhteşem tarifler bugün. Beyaz TV ekranlarında, Nermin Nefes Mutfağı'nda. Ekranlarını yeni açan kıymetli izleyicilerimize tekrardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bugün bir et menüsü yapıyoruz. Etin yanına çok lezzetli bir tatlı ve pilav hazırlayacağım ben de. Güzel gider dedik etin yanına. Fırat Bey bugün bütün hünerlerini bizim için sergileyecek. Kaç dakika pişiyor Fırat? Hani bunu çok pişirmeyeceğiz. Maksimum bir yani 8 dakikada, biraz etimiz çok olduğu için hazır etmiş bulunacağız. Arzu ederseniz bir kısmını sonra çıkartabiliriz. Yanıyor mu? At at pişsin hepsini ya. Ortalığı yakacağız birazdan. Ortalık yanacak birazdan. En lezzetli et tarifleri bütün kuş noktalarıyla tavamızın içerisine birazcık yağ ilavesi yaptık ve şu an gördüğünüz üzere tatlı yeterli mi ama? Yeterli güzelce tersiz ediyoruz. Hani şöyle et de gösterelim. Aman yaprak gibi olmuş. Bakar mısınız efendim? Aman yarabbim. Aman yarabbim. Pazartesiye bomba gibi iş yaptık. Pişti mi şimdi Fırat? Evet. Şu anda üzerine tuz. Yok. Şu anda özel bir sos yaptırıyorum şuranı. Tuzdan sonra. Hocam. Birazcık daha. İlk başta bir cozurtu vardı ama şu anda biraz tabii tava sıcaklığını yitirdi. Evet. Evet, şimdi gördüğünüz üzere etleri yaprak gibi dilimlemiştik. Onları güzelce burada pişiriyoruz. Benim suyum vardı mıydı? Ben bunu hiç sanmıyorum canım. Dur. Evet. Bir bardak su. İçer misiniz hocam? Vallahi ben de tamam içebilirim. Arzu derseniz bunlar pişerken de diğerlerini atabiliyor muyuz? Diğer ürünleri yapabiliriz sanırım. Tamam. Siz nasıl atarsınız? Çünkü bunun biraz işlemi uzun sürebilir. Bunun işlemi uzun sürecek. Diğerinden neyle devam edelim? Bence ben efendim araya şöyle bir mavi haşhaşlı revani yapayım. Olur. Ben bir araya revani atayım, olur mu? Bugün yönetmenim şey dedi, Karadeniz şalı gibi dedi bu dedi. Değil mi Hüseyin abi? Fındık toplayan kızlar gibisin. Toplayan kızlar gibisin. Fındık da gelmemiş. Çok dert yanıyor yapımcı. Duyanlar duymayanlara haber versin. Evet. Ama her zamanki gibi çok şıksınız. Maşallah. Teşekkür ederim efendim. O sizin güzelliğiniz. Bugün böyle sarı ayçiçeklerimle bir bütün haldeyim. Mikrofonum mu kaydı gene? Hemen geliyor. Hemen geliyor. Buyurun efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Bu ısınmaya devam etsin mi Fırat Şef? Evet. Allah'ım ocağa bak. Bence bunlar oldu gibi ha? Ne dersin? Çok az daha pişebilir çünkü belki şey yapmazsın diye. Ama böyle güzel olur, bu lezzetli. Tamam, böyle o zaman bırakalım dedik. Yalan evet. Bakalım nasıl bırakıyor Serpil'e. Evet. Oba. Fırat Bey'e verdik mi su Serpil'e? Verdim canım, evet. Verdim. Afiyet olsun efendim. Biz şeyle devam ediyor muyuz Nermin? Ben revani ile devam edeyim. Fırat Bey onu yapmaya efendim devam etsin. Tamam. Güzel güzel şunları yapalım. Şunları alayım. Evet, bıçaklarımızı buradan alalım. Et şimdi hemen hemen bitti. Daha şef senin şöyle bir sürü var. Et pişirme yöntemi bitti mi diyorsun? Evet efendim, şöyle eti tava alışımıza göstereyim. Evet, her şekilde.
Evet. Fark ettiyseniz suyu halen üzerinde. Evet. Eti öldürmeden ama bir şey söyleyeyim mi? Bu suyu olduğu zaman vitamini kaçmıyor. Bir de şey oluyor. Sertleşmiyor et. Evet. Ben o sert eti yiyemiyorum. Yani böyle geveliyorsun bir buradan gitmiyor falan. Çocuklar da istemiyor açıkçası. Ama bu içinde suyuyla değil mi? Tabii ki. Hatta şöyle göstermek de istiyorum şimdi gerçeği. Şöyle. Ürünü mesela. Ama harika. Test etmek ister misiniz? Bakayım hocam. Şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tuz az olmuş hocam. Daha ilavelerini yapacağız. Ben şunu kapattım da yanlış bir yer kapatmadım onu. Evet. Ya bunun içine bırakabilirsiniz. Tamam. Evet şimdi. Buyurun efendim. Bu arada Fırat Bey neler yaptığınızı kısaca özetleyelim mi? Şu anda sosumuz çok az kaldı. Biraz da kaşar peyniri ilave ettik. Tamam. Şeyler ve kaşar peyniri karışımı oldu. Çok fazla katılaşmasını bekliyoruz. Tamam. Sonra haftan üzerine sos döküp hazır hale getireceğiz. Evet. Şimdi bu sosu nasıl dökeceğiz spagettimizin üstüne? Efendim bunu direktmen üzerine dökeceğiz. Şöyle hafiften isterseniz. Yapalım. Çok fazla katılaşabilir ama. Sosumuzu koyalım mı Nermin biz? Evet, biz de onu koyalım Serpil Hanımcığım. Hemen. Oo. Bunu normalde biraz daha katılaştırıyoruz. Evet. Bence çedarı az geldi. Harika. Alayım kenarını. Şu şekilde. Evet. Sen muhallebimizi. Evet, muhallebimizin ve şerbetimizin malzemelerini bu hazırlayalım. Bu şerbetin. Şu an hazır mı? Hazır, evet. Bir bakalım tadı nasıl olmuş. Bir bakalım tadı nasıl olmuş. Şöyle geldik. Çedar peyniriyle nasıl olmuş. Şöyle aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Tadıyorum. Afiyet olsun. Ben bu işi biliyorum Fırat Bey. Beğendiniz mi? Muhteşem. Bir tane yüksel için mi yiyeyim? E tamam yiyeyim, sizi mi kıracağım? Sen neyse, ben soslu kısmını sevdim. Yiyorum. Çok iyi olmuş. Bravo. Afiyet olsun. Yani herhangi bir işlem öyle fazla yapmadık. Etin özdeşini öldürmeden güzel bir şeyle pişirerek. Ve 5 dakikada pişti yani. Aslında püf noktaları gerçekten çok ince. Biz sadece bu püf noktalarını bilmediğimiz için evde böyle katır kutur sert etler yapıyoruz. Püf noktaları net bir şekilde öğrendikten sonra pişireceğiz. Evet, aynen. Bir daha sana nasıl geleceğiz? Çok uçmayalım. Ya şimdi arada bir sana da gelelim. Şöyle söyleyeyim, her ustanın ayrı bir el lezzeti var. Bizim de bir el lezzetimiz var. Ondan dolayı her diyorsun şefim bir yoğurdu üflemesi vardır. Tabii. Diyorsun. Aynen. Siz evde yaparsınız ama benim gibi ya, benim yerimde yani yediğiniz yine, gibi olmaz yani diyorsunuz. Ayda bir sefer de olsa yine bir ziyaret edersiniz bizi. Ayda bir sefer baharız, düşünürüz. Sen bize getirmedin baklava. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı inşallah. Herkese tekrardan merhabalar efendim. Biz Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sonuna geldik. Bugün yine sizler için birbirinden lezzetli et pişirme yöntemleriyle harika tarifler hazırladık. Kiminle? Tabii kıymetli şefimiz Fırat Bey'le. Öncelikle Fırat Bey'in eline koluna sağlık. Gerçekten çok keyifliydi. Rica İyi ki geldiniz. Memnun da olduk. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sözümüze alalım. Çok yoğunsunuz ama. Siz ne zaman isterseniz biz her zaman buradayız. Tamam, hazırız. Tamam. Teşekkür ederiz. Neler yaptık bugün biraz anlatalım mı Fırat Bey? Efendim asado etimizi yaptık. Fırında pişirdik. Stegman spesiyelimizi yaptık. Evet. Şimdiselimizi yaptık. Kaşarlı mantarımızı yaptık. Bakın, dana spagettimizi manet. Yaptık. Kuzu pirzolamızı yaptık. Evet. Sizin güzel pilavınızı yaptık. Tamam. Bir de haşhaş revanimiz var. Ben bir tabak alayım mı size? Şöyle azıcık bir ikram edelim. Bir tadım yapalım ki. Bakalım olmuş mu? Elinizi korkak alıştırmayın. Elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol koyun diyorsunuz Fırat Bey. Siz pilav mı yemek istiyordunuz Fırat pilav Bey? Pilav olabilir evet. Şöyle koyalım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten hani burada 2 saat içerisinde dop dolu bir yayın sizler için hazırladık. Özellikle Beyaz TV izleyicilerine özel. Bu et pişirme yöntemleri bizim için çok önemli. Bazen yaptığımız etler çok yavan oluyor ve gerçekten o istediğimiz lezzeti alamıyoruz. Şimdi Fırat Bey ile bugün bunların hepsini sizler için detaylı bir şekilde anlatmaya ve paylaşmaya çalıştık. Serpil'in gözü etlerdi. Fırat yazık diyor ki Fırat'a yemeyeceksin sen diyor. Fırat da gözünün içine bakarak yedi.
Şimdi bunlar elle yani, mi yeniyor Fırat Bey? Elle daha güzel olur. Değil pirzola mi? Elle yenir. Şu yağlı kısmından yemeyeyim. Gerçekten. Çok güzel pişmiş. Güzel olmuş. Pilav da çok güzel. Ellerinize sağlık. Evet. Pilav da iyi olmuş. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel bir ortam. Öncelikle Nermin Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani burada olmaktan şeref duyduk. İnşallah daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle diyorsunuz. Efendim bizler de elimizden alkışlar sizin için. Teşekkür ederim. Bizler de elimizden geldiğince sizler için en güzel tarifleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yine yarın dop dolu bir programla, dop dolu bir içerikle karşınızda olacağız. Özellikle çarşamba günü, bakın yarından sonraki gün size bir menü hazırlamışım. Sadece kahvaltı tarifleri olacak. Aslında birazcık konsepti farklılaştırmaya çalışıyoruz. Hani gün gün belirleme yapıyoruz. Mesela salçalı şey, domatesler, konserveler, reçeller ve kahvaltı tarifleri gibi böyle özel tariflerimiz her hafta sizler için ayarlanıp ekran başında benim elimden Allah nasip ederse çıkacak. Ne diyorduk efendim her zaman olduğu gibi? Öncelikle konuğumuza çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Rica İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık efendim. Sonrasında ise evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Yarın saatler 13.00 dediğinde biz Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak sizleri Beyaz TV ekranlarında bekliyor olacağız. Allah'a emanetsiniz.